Evet, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazı dolması yapacağım. Genelde bu benim usulüm. Herkes farklı yapabilir tabii ki. Ben pazıyı çok seviyorum. Çorbası olsun, böreği olsun, artık her şeyi olabilir benim, bana göre pazı. Makarnayla olsun, makarnayla sos olsun. Pazıyı çok seviyorum ve bayılıyorum. Ve pazı dolmasını da zaman buldukça yapıyorum. Bana göre yaptak dolmasından daha çabuk olduğu için de tercih ediyorum bu tür dolmaları. Ve gerçekten çok da çabuk pişiyor. Çünkü pazanın pişme süresi fazla uzun değil ve de çok lezzetli oluyor bence. Gelin başlayalım. Malzemelerimiz pirinç, bulgur. Burada ben ince bulgur kullandım. Aslında isteğe göre pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz. Yeşillik olarak dereotu. Burada taze kekim var bahçemden ama bunun yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Taze nane çok iyi uyuyor. Maydanozum olmadığı için ben de taze kekik kullandım. Bu da çok güzel uyuyor. Zeytinyağı, su biraz gerekiyor. Domates salçası ve biraz da domates püresi. Kendiniz de yapabilirsiniz taze domatesten. Ve tabii ki pazı yaprakları. Bunları genelde bahçemden topladım. Bahçemde, çünkü Almanya'da olduğum için çok güzel pazı yetişiyor. Dışarıdan manavdan da alabilirsiniz tabii. Burada çekirdek kullandım. Bunun yerine çam fıstığı da kullanabilirsiniz. Ama çekirdek de çok güzel uyuyor bence. Soğan gerekiyor. Bir tane kuru soğan. Ve sarımsak. Ve burada baharatlarımız tuz, karabiber, kekik, biraz şeker, pul biber ve tarçın biraz. Bu çok önemli. Tarçın çok yakışıyor çünkü bu pazı dolmasına. Kimyon ve yeni bahar gerekiyor. Evet, ilk önce pazılarımızın saplarını küçük küçük kesiyoruz. Doğruyoruz yani. Bu cins renkli pazı. Bunların saplarının rengi de çok şahane oluyor ama tat olarak hemen hemen aynı. Yani beyaz sap olsun, renkli sap olsun fark etmiyor. Şimdi pazılarımızın yaprağından ortadaki sapını da ayıracağız sarabilmemiz için. Çünkü bu sap dibinde kaldığı zaman sarmamız biraz zorlaşabilir. Evet, bu arada bir tencereye su koydum ve kaynadı şu an. Ve kaynamış suya şimdi pazı yapraklarımızı atıp çok kısa süre bekleteceğiz. Yani 1 dakika bile değil, çünkü pazı yaprağı bayağı ince. Ve hemen de yumuşak bir hal alıyor. O zaman çıkarıp soğuk suya veya buzlu suya hemen koyarsanız daha diri kalır. Ben bu arada böyle yapıyorum. Sonra da bir süzgecin içine alıyorum suyu aksın diye. Pazı yapraklarımı şimdi önceden hazırladım. Ve soğumaya bırakıyorum iyice. Ve bu arada da içine hazırlıyorum. Bunun için soğanı küçük küçük kesiyorum. İsteğe göre biraz daha, yani iki soğan da bazen kullanıyorum, bol soğanlı olsun istiyorsanız. Önce soğanımı zeytinyağında kavuruyorum, kavurmaya başlıyorum yani. Bu arada sarımsağımı da küçük küçük kesip hazırlıyorum. Ve soğanım bu arada biraz kavruluyor. Kavrulurken yeşilliğimi şimdi küçük küçük doğruyorum. Önce dereotumu. Ve arada karıştırıyorum tabii ki. Çekirdeğimi veya fıstığımı içine atabilirim. Ve onunla birlikte de kavuruyorum. Bu arada hem kavuruyorum hem de diğer yeşillikleri doğruyorum. Ve sarımsağı da içine katıp hafif kavurmaya başlıyorum. Şimdi saplarına sıra geldi. Saplarını da kullanacağız. Ve domates salçası. Hepsini önce güzelce bir kavuruyorum. Evet, güzel bir renk alıp kavrulduktan sonra pirinçlerimi atıyorum. Ve hemen ardından bulguru. Ve alt üst yapıp onları da biraz kavuruyoruz. Bu arada baharatlarımızı da ekliyoruz. Şimdi baharatlarla da hafif kavuralım. Çünkü biraz aroma alıyor o zaman. Pirince ve bulgura aroması geçiyor baharatların. Kavrulduktan sonra da hemen sıcak suyumuzu da içine alıyoruz. Ve güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Domates sosumu bu arada unutmuşum. Salçadan sonra aslında domates sosu da katabilirsiniz. Ama sonra da olsa fark etmez. Şimdi diğer yeşilliklerimi de doğramaya devam ediyorum.
Evet, taze naneyi de doğradım ve burada da görmüş olduğunuz taze kekik. Taze kekik de çok güzel tat veriyor. Eğer bulabilirsiniz veya bahçenizde veya saksıda büyütebilirsiniz çok güzel olur. Ama bulamazsanız bunun yerine maydanoz da tabii ki kullanabilirsiniz. Maydanoz tabii ki çok yakışıyor genelde böyle dolmalara. Ve yeşilliğini de hafif katıp bir alt üst yapıyorum, karıştırıyorum. Tamam, soğumaya bırakıyorum içime. Evet, şimdi bir tencerenin dibine burada asma yaprakları yine bahçemden bulabilirsiniz asma yaprağı. Altına dibine dizebilirsiniz. Bulamazsanız fark etmez. Şimdi pazı yapraklarımı içle doldurup güzelce sarıyorum. Artık bu isteğe bağlı. Nasıl sarmak isterseniz ya kalem gibi çok incecik sarabilirsiniz veya biraz daha kalın sarabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Yani asma yaprağı gibi çok ince veya çok böyle dikkat ederek şeklinde sarmanıza gerek yok. Pazının böyle bir avantajı var bence. Ve bu yüzden de daha kolay oluyor bana göre. Aslında böyle gelişi güzel koyuyorum ben tencereme ama siz güzel bir şekilde de dizebilirsiniz tabii ki. Burada sıcak suyum var yine. Bu sıcak suyun içine biraz tuz katıyorum. Ve pazıların üzerine alıyorum sıcak suyumu, döküyorum. Ve biraz da zeytinyağı. Evet, üzerine tabağımı yerleştiriyorum. Biraz ağırlık olsun diye bir küçük kap daha yerleştiriyorum. Şimdi ben burada 2-3 kişilik yaptım. Siz 4 kişilik istiyorsanız veya 5 kişilik daha fazla pazı sarmanız lazım. Gördüğünüz gibi içim arttı ve artan içimi de buzluğa atıyorum. Evet, şimdi kaynadıktan sonra altını kısıp hemen hemen 20-25 dakika pişiriyorum. Evet, 25 dakika sonra bakıyorum. Yani pazı gerçekten çok çabuk pişen bir sebze türü. Ve yaprak sarması gibi uzun sürmüyor. Ve hemen de aslında fazla bile pişmiş. 20 dakika bile yetebilir yani. Ben burada 25 dakika pişirdim. Pazınıza göre birazcık pişirmeniz gerekiyor. Ve üzerine de yoğurt çok yakışıyor. Biz böyle seviyoruz. Yanına bandıra bandıra ekmek ve üzerine de yoğurt. Şahane oluyor bence. Bazen de sarımsaklı yoğurt da çok yakışıyor bence. Evet. Umarım benim bu pazı tarifim hoşunuza gider. Bir denerseniz çok sevinirim. Eskiden etli yapıyordum. Fakat şu an etsiz beslendiğim için, çok nadiren et yediğim için böyle dolmaları genelde etsiz tercih ediyorum. Ve özellikle de baharat karışımı çok yakışıyor. İçine bulgur girdiği için bu zeytinyağlı usul olmuyor bence. Gerçekten yemek, yani dolmalık yemek olarak yiyoruz biz ailede. Ve üzerine de yoğurt veya sarımsaklı yoğurt olduğu zaman bandıra bandıra ye. Şahane bir yemek. Evet. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.